7. Vites'ten herkese merhabalar. Bu hafta yine heyecanı yüksek bir bölüm hazırladık sizler için. Her zamanki gibi sektörden haberler, test sürüşleri bizlerle olacak. Ama özellikle bu bölümde bir otomobille motosikletin yarışına eşlik edeceğiz. Şimdi gelin isterseniz programımıza başlayalım. Alışılmışın dışında heyecanı bol bir bölüme hazır mısınız? Öyleyse koltuğunuza sıkıca yerleşin çünkü merak edilen bir sorunun cevabı için piste gideceğiz. Motosiklet mi yoksa otomobil mi daha hızlı? Güvenli sürüş tekniklerine dair ipuçlarına ve otomobil dünyasından son haberlere göz atacağız ve detaylı bir test sürüşüne çıkacağız. Hazırsanız Eren Tekin'in sunumuyla 7. vites başlıyor. Sıradaki test konuğumuz Jaguar I-Pace. Hep beraber aslında önemli bir tarihi ana eşlik ediyoruz. Çünkü yanımda görmüş olduğunuz bu otomobil Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli. Tasarım konusu görecelidir ama bence I-Pace çok dinamik bir karaktere sahip. Adeta markanın logosu olan o Jaguar'a bir gönderme yapan bir tarzı var bu otomobil. Saldırıya hazır bir Jaguar gibi durmuyor mu sizce de? Bence o tip bir tarzı var ve bu tarz, yani bu tasarım dili bu otomobili çok agresif göstermiş durumda. Tasarıma genel olarak baktığımızda hem önden hem profilden daha böyle estetik hatlar bizi karşılarken arka tarafta daha düz hatların olduğu bir tasarım bizi karşılıyor ve I-Pace'de yine benim dikkatimi çeken önemli bir tasarım unsuru tavan formu. Tavan formu o kadar enteresan ki tavan arkaya doğru çok güzel bir alçalan form ile ilerliyor ve arkadaki cam da sanki tavanla birmiş gibi görünüyor. Bu tasarım detayı bu otomobili gerçekten çok farklı kılıyor. Jaguar bu otomobili hani bir SUV olarak konumlandırıyor ama yani SUV karakterinin dışına çıkarıp biraz daha yere yaklaştırdığımızı düşünürsek eğer bence dört kapılı bir kupe formuna da sahip. Yani SUV liginde gördüğümüz aslında en sportif otomobillerden birisi bu. Şimdi gelin isterseniz bu otomobilin elektrik DNA'sıyla alakalı detaylara çok daha yakından bakıyor olalım. Bu otomobili şarj etmek isterseniz AVM ve bunun benzeri yerlere gitmeniz gerekiyor. Yani benzin istasyonlarını unutuyorsunuz ve şarj istasyonları olan yerlere gidip bu otomobilin deposunu doldurabiliyorsunuz. Ama deposunu doldurmak doğru bir tabir olmayacak. Enerjisini güncelleyebiliyorsunuz. Peki bataryaları nasıl şarj ediyoruz? Gelin isterseniz onu da göstereyim. Eğer ki evinizde veya bunun benzeri bir yerde şarj edecekseniz burada size sunulan aparatlar var. Onları kullanıyorsunuz. Öncelikle ön kapıtı açıyorum ve burada bildiğimiz içten yanmalı bir motor yok artık. Burası da ufak bir bagaj işlevine sahip. Buraya kablolarınızı isterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. Kabloları kullandığınız yere uygun olan kabloları bu arada. Birkaç farklı tipi var. Yani topraklama priz kablosu dahil var burada. Onu aldıktan sonra şu şekilde alayım. Kaputu da kapatayım. Aracın şarj kablosu bağlantı noktasına gidiyoruz. Şöyle göstereyim onu da. Buradan görüyorsunuz bir aparat var. Ve bu görmüş olduğunuz kabloların ucuna uyan kısımları denk getiriyoruz. Bunu buraya taktım. Evet, bunu buraya taktıktan sonra bu kabloyu da bulunduğunuz yerdeki işte enerji sağlayıcı kısma takıyorsunuz. Ardından şarj sistemini başlatıyorsunuz. Bu iki şarj kablo bağlantı aparatının yanı sıra AVM gibi yerlerde, yani her yerde olmuyor ne yazık ki, hızlı şarj bağlantı noktaları var. Onunla beraber isterseniz şarj etme olanağınız da oluyor. Eğer ki hızlı şarj bulursanız bu otomobil için, onu bulduğunuz zaman ne kadar bir sürede peki bu otomobili şarj edebiliyoruz? O da çünkü elektrikli otomobillerle alakalı aslında en önemli soru işaretlerinin başında geliyor. Şöyle söyleyeyim size, ortalama olarak 45 dakikada bu otomobilin pillerinin %80'ini doldurabiliyorsunuz. Topraklama priz ile aracınızı şarja bağladığınız zaman
ortalama olarak 8-9 saatte pilleri %100 dolu konuma getirebiliyorsunuz. Yani o şekilde epey bir uzun sürdüğünün altında mutlaka çizmeliyim. Şimdi gelin isterseniz iPace'in bir de içine bakalım. Çünkü burada çok enteresan detaylar var. iPace'in içerisinde de dışarıdaki gibi o fütüristik havayı destekleyen bir tasarım bizi karşılıyor. Jaguar burada 3 farklı ekrana yer vermiş. Özellikle bu ekranlardan sürücünün muhatap olduğu ekranı ben daha fazla beğendim. Çünkü bu ekran oldukça güzel ayarlanmış, menüleri büyük ve otomobille alakalı birçok bilgiyi buradan alabiliyorsunuz. Kaç kilometre menziliniz kaldığını, pillerin doluluk oranını, navigasyonla alakalı bilgileri, yani kişisel olarak ihtiyacınız olan birçok bilgiyi buradan siz kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre görebiliyorsunuz. Bu ekran haricinde şurada bir ekranımız var. Buradan multimedya veya telefon bağlantınızla alakalı bilgileri alabiliyorsunuz. Bunun altına doğru geldiğimiz zaman ise havalandırma sisteminin ekranı var. Havalandırma ile alakalı birçok şeyi yine bu ekran vasıtasıyla yönetiyorsunuz. Yani otomobilin içerisindeki birçok fonksiyonu, özellikle multimedya sistemini ve havalandırma sistemini dokunmatik olarak bu ekranlar üzerinden yönetiyorsunuz. Fiziksel olarak mesela yönettiğiniz tek şey müzik açma kapama düğmesi, bakın o da burada. Bunun haricinde işte havalandırma sisteminin sıcaklık ayarlamalarını da bu fiziksel dokunuşlarla yapıyorsunuz. Ve vites de bu otomobilde enteresan. Alışılageldik bildiğimiz bir vites kolu yok burada. Düğmeli olarak vitesi buradan yönetiyorsunuz. Buradan ise otomobille alakalı sürüş sistemlerini yönetiyorsunuz. Eco, işte konfor ve performans modlarını buradan seçip kendi sürüş stilinize göre bir ayarlama yapma şansınız olabiliyor. Bunun haricinde biliyorsunuz bu bir SUV ve arazi sürüşü yapacaksanız otomobilin yüksekliğini ayarlama şansınız oluyor. Bu düğmeler vasıtasıyla yüksekliği ayarlayıp bulunduğunuz koşula göre araçla bir sürüş yapmanız da mümkün olabiliyor. iPace'in iç tasarım detayları böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de sürüşe geçelim. iPace ile şimdi sürüşe başladım. Bu otomobilin iki farklı elektrikli motorundan elde ettiği güç tam 400 beygir. Bunu bir tarafa bırakın, tork değeri de 696 Nm. Yani bu nasıl bir performans veriyor biliyor musunuz? Gazı taşıma yapıştırmaya korkudan cinsten. Böyle bir şey yok. Tam 4.8 saniyede 100'e çıkıyor. Muazzam bir hızlanma var. Acayip bir hızlanma var. Ama ilk hızlanmanın yanı sıra ağır hızlanmalarda bayağı bir etkileyici. Yüksek bir hızda olsanız daha iyi. Gazı döşeme yapıştırdığınızda çok acayip hızlara çıkıyorsunuz. Gerçekten ama gerçekten performansıyla birçok elektrikli otomobilde olduğu gibi iPace'in de çok etkileyici olduğunu mutlaka belirtmeliyim. Bu otomobili şu anda pistte kullanıyorum bu arada. Şehirde de kullandım. Birçok noktada da kullandım. Pist kullanımına da gayet uygun. Bakıldığında aslında bir SUV, elektrikli bir otomobil. Ve pist için bu söylenen kavramlar çok da ideal değilmiş gibi düşünülse de kağıt üzerinde. Ama bunları hayata geçirdiğiniz zaman işlerin hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. İki farklı elektrikli motoru var iPace'in. Birisi ön tekerlerin, yani ön aksın üzerinde, diğeri de arka aksın üzerine konumlandırılmış ve bataryalarda önde ve arkada oturanların tam altına yerleştirilmiş. Bu sayede otomobilin içerisinde gerçekten etkileyici bir ağırlık dağılımı yapılabilmiş. Yani teknik olarak Jaguar'ın söylemiyle de 50'ye 50 oranında ön ve arka tarafa ağırlık dağılımı yapılmış ve ağırlık merkezi de çok yüksek olmadığı için iPace fazla yukarıda değil. Bu sayede de yani böyle limitlerine çıktığınız zaman aracın gayet keyifli bir viraj limitinin olduğunu ve sürüş performansının, sürüş limitlerinin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii bu gücü zapt etmek için ihtiyacınız olan önemli etmenlerden birisi de 4x4 sistemi. 4x4 sistemiyle beraber iPace özellikle böyle zorlayıcı performanslı kullanımlarda size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Sadece tabii ki performanslı kullanımlara katkısı olmuyor 4x4 sisteminin.
arazi sürüşlerinde, bozuk yol kullanımlarında da size hem büyük bir kolaylık hem de büyük bir güvenliği beraberinde getiriyor. Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Volkswagen Transporter için Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen uluslararası test sürüş etkinliğine biz de ekipçe katıldık. ...1949 yılından bu yana yollarda olan popüler model, 6. neslinde 20'ye yakın sürüş destek sistemine sahip olacak. Ayrıca son nesilde dikkat çeken önemli bir özellik de dijital gösterge ekranının sunuluyor olması. Citroen, 100. yılı sebebiyle Türkiye'ye gelen CEO'su Linda Jackson'ın önderliğinde yeni C5 Aircross SUV'u Sapanca'da keyifli bir lansmanla tanıttı. 7. vites ekibi olarak biz de aracı yakından görme şansını bulduk ve Citroen imzalı özel tasarımını çok sevdik. İç mekanı konforlu bir sürüş için tasarlanan yeni model, segmentindeki diğer araçlardan daha büyük boyutlara sahip ve meraklıları için dipnot, yeni C5 Aircross SUV 4 Eylül itibariyle satışa sunuldu. Değerli sürücüler, en önemli konulardan bir tanesi de emniyet kemeri. Araçlarımızda hava yastığı var, ABS var, ESP var. Ama emniyet kemerinizi takmadıysanız son derece düşük hızlarda bile çok ciddi şekilde yaralanma riskiniz var. Lütfen emniyet kemerini ciddiye alın. Lütfen emniyet kemerinizi takın. Kendi kemerinizin takılı olduğundan emin olun. Araçtaki diğer tüm yolcuların da emniyet kemerlerini taktırmadan aracınızı hareket ettirmeyin. Birlikte seyahat ettiğiniz kişilerin can güvenliğinden sorumlusunuz. Emniyet kemeri hayat kurtarır. 7. vites tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Hyundai i10'a dair detaylar ve Bennu Gerede ile dinamik ve heyecanlı bir motosiklet deneyimi şimdi 7. viteste. Bayağı bilendim. Merhaba, Bennu Hanım. Hoş geldiniz. Selam. Nasılsınız? İyiyiz, siz? İyiyim, iyiyim ben de. Teşekkürler. Şöyle sizinle... oturabilir miyim şu güzel tabii ki, arabanızın üstüne? Hiçbir sakıncası yok. Ben de birazdan güzel motorunuzun üzerine oturmak isteyebilirim. Vallahi pek izin verebileceğimi düşünmüyorum. Öyle mi? Açıkçası. Tamam o zaman. Tamam. Çok kıymetli bir motor. Öyle, evet. Evet. Biliyorsun herhalde 700 cc. Evet, evet. Yamaha XSR 700 ile Kia'nın Stinger'ını bugün yarıştıracağız. Aslında... Yani Kia ve Yamaha'nın ötesinde bugün yapacağımız bu yarış şöyle bir önem arz ediyor. 4 tekerle 2 tekerin yarışını yapıyor olacağız. Sevgili Bennu Gerede'nin çok iyi motosiklet kullandığını duydum. Onu aynen bu yarışa öyle davet ettim. Ben de 4 teker konusunda çok mütevazi olamayacağım. İddialıyımdır. Yani diyorum ki 2 etaptan oluşan bir yarış yapalım. Ben dedim kendisine, kesinlikle kabul etti. Hemfikirim, evet. Evet, evet. İlk başta bir kalkış yapalım. Drag yarışı yapalım. Tamam. Drag yarışından sonra da şöyle zamana karşı yarışalım diyorum. Okey, anlaştık. Bakalım ikisinde de yani iddialıyım kelimesini genelde kullanmayı çok sevmem ama yani burası uzmanlık alanım. Umarım sizin için üzücü bir sonuca imza atmış olmayız. Vallahi umarım İki senin için üzücü olacağını düşünüyorum. Yani imkansız. Biraz aslında teknik detayları da verelim izleyicilerimize. Kia Stinger'ın motorunun altında 2 litrelik turbo bir makine var. Ve 244 beygir gücünde 6 saniyede 100'e çıkıyor. Yamaha XSR'ın 700'ün motoru ise 2 silindirli 700 cc hacminde ve 75 beygir gücünde.
buradaki 0-100 değeri, yani sizin kağıt üzerindeki teknik veriniz daha iddialı benden. 4.8 saniye. Pardon, sözünü kesiyorum. Sen sanki her şeyi biliyormuşsun gibi. Bu canavar 4.8 değil, 3.8 saniyede. Doğru. Yani bir detayı yani, atlamışım. Çok Yamaha büyük bir detay bu, ne demek yani? Hani, ve sanıyorsan ki sen bu drag'ı kazanacaksın, çok yanılıyorsun. Bu arada benim aracımın da daha güçlü versiyonu var da bugünlük bununla gelmeyi... Tabii tercih ettin çünkü evet. Bana diyorsun ki ben hani belki yani geçmek istemiyorsun falan. Estağfurullah, biraz avantaj vermek istedim diyelim. Çok sağ ol, çok naziksin vallahi. Tamam. Koçum, görelim Eren'cim. Kadınlar önden, buyurun. Kadınlar lütfen. Önden, bana da start vereceksin galiba. Evet. Hani önden kaç saniye önden zaten bakalım. Yakalayamayacaksın beni. Görüyor olacağız. Mümkün avantaj değil. Her zaman veririm. İmkansız. Bakalım, boşuna uğraşıyorsun. Göreceğiz şimdi. Evet, kalkış yarışı için hazırız. Bayağı bilendim. Eyvah eyvah. Evet. Maalesef geçti. Hola. Tebrikler. Evet, tebrikler değil mi? Tebrikler, her zaman. Yani ne oldu? Hani geçiyordun beni. Başarıyı kutlamayı da biliriz. Vallahi bilmiyorum, daha öbür pist de var. Hani... Vallahi centilmen olmak sanki bunu gerektirir değil mi? Yani bir avantaj vereceğimi söylüyordum. Ama vermedin. Aa, estağfurullah. İşte avantajı ilk yarışımızda verdim diyelim. Aha, öyle diyorsun. Evet. Hala ısrarlısın ki ikinci yarışı da kazanacaksın. Yani bakalım, ısrarlı mı diyelim, iddialı mı? Mümkün değil. Peki, peki. O zaman görüşelim orada. Aynen, bence de çok iyi. Aynen fikir. Öyle. Hadi bakalım. Hadi. Dostum, bu sefer işi şansa bırakmayacağım, rahat ol. Tekrar selam. İkinci yarış hazır mıyız? Ben hazırım ya, siz sen hazır mısın? Ben bu konuda dedim yani biraz iddialıyım. İddiamı göstermek için de bayağı bir sabırsızlanıyorum. Yani ama öbüründe de galiba iddialıydın, gördük sonucu. Centilmenlik bunu gerektiriyor. Peki tamam, nasıl istersen. Ondan dolayı bir avantaj vermek gerekiyordu. Şimdi isterseniz ikinci yarışa doğru geçelim. Tamam, o zaman geçelim. İkincisinde ben sana avantaj vermiş olacağım. Böylece de eşitlenmiş olacağız. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Neyse, göreceğiz şimdi. Zamana karşı piste, küçük ve mütevazı bir pistteyiz. Aynen ama çok öyle. Eğlenceli, otodromdayız. Evet. Zamana karşı şimdi yarışacağız. Önce iki teker ve hanımlar tabii ki. Kadınlar önden, sonra dört tekerle. Ben zamana karşı bu piste döneceğim ve bakalım kazanan kim olacak? Hadi bakalım. 3, 2, 1. We'll be right back.
Buyurun efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani... Gerçekten rezil oldum. Benim hanım, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Ama bak bence gelecek sefer ben... Otomobili. Aynen, depo. Sen motorunu tamam. Mesela desek. Neden olmaz? Çünkü açıkçası 2 yıldır hani Bali'den döndüğümden evet. Beri motoru evet. Binmiyorum ve bu kadar güçlüsüne de açıkçası binmedim hayatımda. Aslında adaletli bir yarış oldu. Bir etabı siz, bir etabı ben kazandım. Evet, işte ben de sana şey verdim ya. Aynen öyle, aynen öyle. Öyle olur. Bire verdim. Kaybeden olmadı, aynen. Kazanan da olmadı, berabere. Çok güzel, eşit. Centilmenlik kazandı. Daha ne olacak? Muhteşem. Bennu Geri'de konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. Çok yani. Eğlenceli çok bir bölüm hazırladık. Ben. Harikaydınız, çok teşekkürler. Ben ediyorum. Görüşmek üzere. Her zaman bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz yarışları. Her yarışta bulunurum. Tamam. Harika, harika. Okay. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Hyundai Ioniq'u uzun zamandır kamuflajlı fotoğraflarıyla görüyorduk. Model uzun aradan sonra artık tüm detaylarıyla karşımızda. Otomobil tasarım olarak tamamen değiştirildi. Boyutları büyüyen model selefine göre daha agresif görünüyor. Yeni Hyundai Ioniq'un kokpiti de elden geçirilmiş. Yeni döşemeler ve kaplamalar iç mekana daha farklı bir görünüm kazandırmış. Orta konsolda yer alan 8 inç büyüklüğündeki yeni ekransa dikkatlerden kaçmıyor. Direksiyon simi de elden geçirilen modelin gösterge paneli de farklı. Yeni Hyundai Ioniq iki farklı motorla geliyor. Her iki motor da 5 ileri manuel ve otomatik şanzımanla satışa sunulacak. Sıradaki haberimiz spor araba tutkunları için ve seri üretim bir otomobil nasıl bu kadar hızlı gidebilir dedirten cinsten. Evet, Bugatti'den bahsediyoruz. Marka Chiron Sport modeliyle kırılması zor bir rekora imza attı. Almanya'nın meşhur hız pistlerinden Era Luzien'de gerçekleştirilen denemede Chiron Sport 490.48 km gibi oldukça etkileyici bir hıza çıktı. Evet, siyah rengin güneşten daha fazla etkilendiğini hepimiz biliriz ama siyah renkli otomobiller de gerçekten diğerlerine oranla daha mı fazla ısınıyor? Amerikalı bir YouTuber'ın termal kamerasıyla yaptığı çekimlere göre cevap evet. Aynı otoparkta uzun süre park halinde olan ve aynı araçlar üzerinde yapılan çekimlerde beyaz renkli aracın sıcaklığının 45 derece olduğu sırada siyah aracın 70 dereceye kadar ulaştığı görülüyor. Bu denemede ilgi çekici olan nokta ise gri renkli aracın da siyah renkli araçla 63 derece gibi yakın bir sıcaklığa sahip olması. Bu haftada 7. vitesin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.